Bugün size kanun devleti nedir, ne olmalıdır bunun üzerinden bir konu işlemeye çalışacağım. Aslında bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlarımız, değerli dostlarımız, bizim bir memleket sevdalısı olduğumuzu, bu memleketin, bu ülkenin, bu şehrin, bu mahallenin, kendimizce, kendi yaşadığımız alanın hep bir adım daha ileriye gitmesi için kaygılandığımızı, meraklandığımızı, bu konuya dair fikirler ürettiğimizi bilirler. Bizi bilmeyenler de hani o meşhur söz vardır, kendileri gibi bilsinler, ama öyle değil. Elbette bizi bilmeyenler de kulak kabartsınlar sözlerimize. Meramımız nedir, derdimiz nedir, ne anlatmaya çalışıyoruz? Kavga etmediğimizi, sadece sesimizi yeri ve zamanı geldiğinde yükselttiğimizi, bazı kulakların pas tuttuğu için, duymadığı için sesimizi yükselttiğimizi, bazı gönüllerin kapandığı için, karardığı için dışarıdan gelen eleştirilere olumlu veya olumsuz, bazı güzel temennilere kapalı oldukları için bizi yanlış anlamaları doğal. Ama ne yapalım şimdi, memleket meselelerini konuşmayalım mı? Yaşadığımız şehirde olan aksaklıkları gündeme getirmeyelim mi? Ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkması için mücadele etmeyelim mi? Kıymetli dostlar, biz hak olanı, doğru olanı söylemeye devam edeceğiz. Hazreti Ali Efendimizin şu sözü benim için bir rehberdir, bir düsturdur. Hakkını aramayan bir gün şerefini de kaybeder der. Yani haksızlığa uğrayıp da hakkını aramayan bir gün şerefini de kaybeder der. Dolayısıyla hakkımızı aramak, kardeşlerimizin hakkını aramak, yaşadığımız coğrafyada hak olanları konuşmak elbette önemlidir. Bakın, programın iki kesimi var, iki kısmı var. Bu iki kısmın iki kısmı şöyle ayırıyorum. Bir, genel değerlendirmelerimiz var. İkincisi de şehrimizin içerisindeki bazı özel durumları buradan dile getiriyorum. Halkımızın arayıp da Mehmet Hocam bu konuyu da konuş dediği meseleleri dile getiriyorum. Benim işim her gün bir açık aramak değil. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir derdim, kaygım yok. Ama bu Aksu TV ekranlarından, şehrimizin ve bölgenin en önemli kanalından söylediğimiz her söz, her cümle, az önce bahsettiğim kulağa kapanmış, örümcek ağıyla kulakları kapanmış, kalpleri paslanmış insanlar tarafından duyulmasa da bazı noktalara ulaşmakta bunun farkındayız. Ve halkımız da bunu bildiği için yeminle söylüyorum, haftada en az 3-4 telefon alıyorum. Hocam şu konuyu da gündeme getiriniz. Hocam şehrimize dair bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz diyorlar. Tabii benim bir düsturum daha vardır ki o da şudur. Ekmeği tek başına yiyen kendini dişiyle çekerdir eski Maraşlılar. Dolayısıyla bu benim bireysel başarım değil. Kamera arkasında sevgili kardeşim Murat, Mustafa, Mehmet Ali Bey ve daha yukarıdaki idarecilerimiz ve kanalın sahipleri bu imkanı vermeseler, sizlerin dertlerini anlatamadığımız gibi, sizlerin sorunlarını dile getiremediğimiz gibi bazı aksaklıkları da, bazı önemli önerileri de yetkililere ulaştıramayız. Bu yüzden teşekkürün çoğunluğunu Aksu TV hak ediyor. Bu yüzden kendilerine, ben de şahsım adına bize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Tarihten notlar, neredeyse 500. bölüme doğru gidiyoruz. Daha önce tarihin satır aralar programı vardı. Onun devamı niteliğindedir. İşte bugün de size en hassas meseleyi konuşmak istiyorum. Kanun devleti olmak. Kanun devleti olmak. Bu kardeşiniz övünmek adına söylemiyorum. İsviçre'yi, Fransa'yı, Avusturya'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı defaatle ve Belçika'yı gördüm. Lüksemburg'u, Liechtenstein'ı gördüm. Bazı Balkan ülkelerini gezdim. Yani hemen bizim batımızda bulunan Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Kanun devleti ne olmak, nedir, ne demektir? Onu orada en ince ayrıntılarıyla görüyorsunuz. Bugün belki söyleyeceğim çok saçma gelebilir ama ülkenin yaşadığı ekonomik krizin en büyük sebebi kanunsuzluktur. Bir ülkenin tertip ve düzeni yoksa, kanunu yoksa, adaleti düzgün işlemiyorsa, hukuk kurumları
yeterince faaliyette bulunamıyorsa, insanlar kendi kafalarına göre ne derler, Ali Kıran baş kesen misin derlerdi eskiden, bunun gibi davranıyorlarsa, devletin malı deniz yemeyen domuz diyorsa, bu devlet elbette yıkılır. Bu devlet elbette ekonomik krizler görür. Elbette siyasi krizler görür. Elbette askeri darbelerle karşı karşıya kalır. O yüzden çok akıllı olmak lazım. Kanun devleti olmak lazım. Dünya tarihinde Türklerle ilgili kıymetli dostlar, en belirgin iki özellik vardır. Birincisi adil, yani kanuna, nizama, düzene önem verir. İlahi Kelimetullah davasının hedefi kanun ve düzendir. Nizam-ı alem adı içerisinde düzen sağlamaktır, aleme düzen sağlamaktır. İkincisi cesaretidir, kahramanlığıdır, cesurdur, korkak değildir. Cesur adamlar kanunları uygulayabilir. Yiğit adamlar kanunları uygulayabilir. Erkekçe davranan adamlar haksıza haksızsın, haklının yanında durabilir. Mazluma yiğit adamlar, erkek adamlar, cesur adamlar, özür dilerim burada erkekteki kastım tırnak içerisinde, oradaki mevzu anlaşılır diye o yüzden geçiyorum. Yoksa memleketin kadınları da cesurdur, kahramandır, yiğittir. Mert olmaktan bahsediyorum. Kahraman olmaktan bahsediyorum. Cesur olmaktan bahsediyorum. Türk toplumu böyledir. Türk milleti böyle tanımlanır. Dünya literatüründe adildir, cesurdur, korkmaz. Bu yüzden dünyanın mazlum milletleri, her defasında beklenen Türk ifadesi buradan gelir. Her defasında Türkler bir umutla bekler. Gelsin nizamı sağlasın, nizam-ı alemi sağlasın. İlahi Kelimetullah davası, o uygulansın. Kızıl elma diye bahsettiğimiz davanın aslı da budur. Adaleti sağlamak, kanunları düzenli hale getirmek. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani gazetelerin 3. sayfa haberleri olur böyle. Hani toplumun en böyle kıyıda köşede kalmış meselelerinde aslında aramak lazım devletin gücünü, devletin saygınlığını, devletin varlığını, devletin şefkatini, devletin baba rolünü, devletin bir ana oluşunu, en ücra mahallelerde, en ücra sokaklarda, belki sarı bir lambanın altında, küçük bir odanın içerisinde yaşayan, zulmü yaşayan insanlara ulaşan devlette görürsünüz devletin gücünü. Aksi halde bu adalet değil. Bu kanun değil. Bu ülkede kara para aklamaların, bu ülkede haksız kazançların, bu ülkede ihaleye fesat karıştırmaların tamamının arkasında adalete olan güvenin sarsılmış olması vardır. Bu memlekette insan hükmünün, insan ömrünün, insan durumunun, insanın hayatının, değerinin, olmayışının sebebi sokaklarda vandalizm yapanların, sokaklarda katliam yapanların sebebi adaletten korkma işleridir. Adaletten, kanundan korkma işleridir. Bu yüzden bu devletin behamahal kanun devleti olması gerekir. Yaz aylarındayız. Daha basit, daha somut anlatayım. Yaz aylarındayız. Dünyanın ancak 3. sınıf ülkelerinde cereyan eder böyle şeyler. Avrupa'da, orta ölçekli bir Avrupa ülkesinde siz bir kamyonun üzerindeki toprakla, taşla güvenlik tedbirlerini almaksızın dikkat edin, yola çıkmasına denk gelemezsiniz. Müsaade etmezler. Hangi holdingmiş, hangi şirketmiş kimsenin umurunda olmaz. Gelir polis, bırakın polisi, vatandaş arar polisi, gerekli mecliler arar, bu adam komşusu da olsa, kendi öz evladı da olsa, bu adam insanların hayatını tehlikeye atıyor der. Şikayetinde bulunur. Polis de bu filan muhtarın yakını, filan partideki adamın amcasının oğlu, filan yerde müdür, filan şirketin sahibi demez. Tutanağını tutar,
yüz göz bile olmaz, yüz göz bile olmaz adresine cezayı gönderir. Bugün Ekonomi Bakanı veya Maliye Bakanı ülkedeki ekonomik krizi düzeltmek adına vergi toplamaya çalışıyor. Ya ne vergi topluyorsunuz kardeşim? Vergi toplamaya gerek yok. Kanunları uygun hale getirin. Yasaları düzgün işletin. Yere tükürenden kabahat vergisi alın, cezası alın. Kırmızı ışıkla geçenin cezasını 5'e katlayın. Yahu inanamayacaksınız. Geçen bir adliyede bir uyuşturucu ile ilgili bir davayı yakından takip ediyorum. 5-6 tane sanık var. Kendilerini savunurken efendim biz satmıyorduk, içiyorduk diyorlar. Gayri ihtiyari, hani ne derler? Namazda göz olmayan nezanda kulağı olmazmış. Biz bilmediğimiz için sadece olayı takip etmek için oradayım. Avukat arkadaşım birine dedim, niye bunlar böyle diyor? Dediler ki, ya bunlar satıcı ceza alıyor, içici ceza almıyor. İçici serbest kalıyor dedi. Ya böyle kanun mu olur? Böyle düzen mi olur? Böyle yasa mı olur? İşte en basit örneği söylüyorum. Harfiyat kamyonları sıfır yapılmış asfaltların üzerine betonlarının artıklarını dökerek gidiyor bu şehirde, bu ülkede. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler. Zarar verdikleri o asfaltın var ya her metrekaresi için cezayı basarlar. Hatta trafikten men ederler. Hatta o şirkete öyle bir tazminat davası açarlar ki akılları şaşar. Bakın, görüyoruz yolda. Yahu arkadaş harfiyat dökülüyor. Sağ, sol, yolların kenarları, park kenarları, mahalle ortaları. Ya bir tane yetkili yok. Bir tanesi de bu harfiyatı niye buraya döküyorsunuz demiyorlar. Yahu utanmasalar çöpleri almayacak belediyeler tanıyorum. Çöpleri almayacak. Bu kadar kötü. Vatandaş da çöpü yakıyor. Çöpü sağa sola saçılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde, Afrika ülkelerini falan saymıyorum, böyle üçüncü dünya ülkeleri tabii ki, hani gidip aşağı Güney Asya ülkelerinden falan bahsetmiyorum tabii. Veya Güney Amerika'nın işte böyle darbelerle yönetilen bir ülkesinden bahsetmiyorum. Bizim gücümüzde böyle 85-90 milyon nüfusu olan, ekonomik değer 1 trilyon dolara yakın, özür dilerim 1 trilyon dolara yakın veya 1,5 trilyon dolara yakın üreten genç nüfusu bu kadar olan ülkelerden bahsediyorum. Yani Batı ülkelerinden bahsediyorum, Avrupa ülkelerinden veya Rusya'dan veya Çin'den bahsediyorum, Japonya'dan, Güney Kore'den bahsediyorum. Hani bizim dengimiz olan ülkelerden bahsediyorum. Adamın canına ot tıkarlar. Bakın, kanun devleti olmak. Buradan dilimizde tüy bitti. Ya arkadaş zabıta ne iş yapar? Denetleyin şu esnafı. Kim ki kaldırım işgal ediyor, yazın cezayı. Kim ki tarihi geçmiş ürün satıyor, yazın cezayı. Kim ki sattığı ürünün faturasını beyan edemiyor, verin cezasını. Bak bakalım, o zaman bu memlekette hırsızlık olur mu? Bak bakalım bu memlekette pislik olur mu? Bak bakalım bu memlekette böyle külhan beyleri türer mi? 5 tane, 6 tane suçtan cezaevine girmesi gereken adam elini kolunu sallayarak geziyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hırsızlık olağanca hızıyla devam ediyor. Uyuşturucu satıcılığı, uyuşturucu kullanımı had safhada devam ediyor. Ya Türkiye genelinde böyle yaşadığımız Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde haddiyle, fazlasıyla devam ediyor. Kanun devleti olmak önemli. Sizin, yani bizim ecdadımız, ya Hazreti Ömer İslam noktasında örnektir, adil. Yahu Osmanlı'nın zirvesi. Bakın zirvesi. Ne zaman? Kanuni Sultan Süleyman zamanı. Bakın Osmanlı'nın muhteşem devri. Muhteşem yüzyıl. Hani bir dizide yaptılar ya bir zaman. Zirve olduğu yerin neresi olduğunu söylüyorum. Kanuni Sultan Süleyman. Peki zirvedeki dönemimizdeki padişahımızın unvanı nedir?
Az önceden beri söylüyorum. Kanuni. Kanun yapan adam. Amerika'da Senato binasında dünyada adaletle hükmetmiş veya kanun koyucu olan insanların büstleri olur. Türk tarihinde en adil kim diye bakar Amerikalılar. Bizimkiler gibi Ahmet'ti Mehmet'ti demezler. Hak eden hangisiyse o. Kanuni Sultan Süleyman. O yüzden götürürler. Onun büstünü oraya koymuşlar. Kanuni dönemi. Devrinde yaptığı kanunlarla, yasalarla, dedesi Fatih'in, işte babası Yavuz'un yaptığı o kanunları daha da genişleterek muhteşem bir devlet, hayal ettiğimiz o dünya devletini inşa etmişti. İşte bu padişah, Kanuni Sultan Süleyman, yine kendi devrinde, bir süre 46 yıl tahta kaldı çünkü, 20-25 yıl devleti bu noktada taşırken son 20 yılı biraz sıkıntılı geçti. Bu dönemde rüşvet ve iltimas aldı başını gitmeye başladı. Ha bugün isimlerini vermeyeceğim ama yeri ve zamanı gelirse veririm. Bazı kurumlar halka altyapı imkanı sağlayan kurumlar. Altını çizeyim bunu. Altyapı. Altyapıdan ne anlarsanız elektrik, su, doğalgaz vesaire vesaire. Kurumlarda aracı işi gören adamlar türemiş. Yani işimiz çok yoğun. Yetişemiyoruz. Eleman bulundurması gereken bazı kurumlar iş yoğunluğu varsa kaymakamlıklar, valilikler, belediyelerin aldığı gibi kendiler de dışarıdan iş bulma kurumundan işçiler talep edebilirler. 9 aylık, 6 aylık neyse artık. Bazı kurumlar iş aksamasını doğal gördükleri için, sayın valim inşallah bu sözlerimi dinliyorsunuzdur. Ben hani buradan izah ediyorum. Bazı işler yoğunluğu iddia edilerek, bazı dosyalar bekletilerek, bazı evraklar yerine getirilmeyerek, bazı hizmetler aksattırılarak kendilerinin personeline vermedikleri o mesai farklarını o personel senin işini hallederim diyerek aracılık yaparak vazifesini yapması gerekirken aracılık yaparak iş çözme parayla milleti rüşvet ve iltimasa sevk ediyorlar. Bunun için birkaç tane müfettiş göndermeniz yeterli sayın valim veya sayın bakanım veya devletimin gerekli yetkili mercileri. Zabıtadan sorumlu belediyedeki yetkili müdürlüklerimiz. Vebali var. Siyasetten oy kaygısı güderek yerel idarelerde bir daha seçimde şu olur bu olur hesabı yaparak bu milletin soyulmasına, bu milletin kandırılmasına, bu memleketin sokaklarının çöp yığınlarına dönüşmesine, kaldırımlarının işgal edilmesine, haksız kazanca göz yumuyorsanız göz yumularak milletin soyulmasına sebep olduğunuz için bunun vebalini ödeyemezsiniz. İşte Kanuni Sultan Süleyman'ın da son dönemlerinde bu tarz şeyler olmaya başladı. Mesela meşhur Rüstem Paşa, yani Sadrazam Rüstem Paşa, Kanuni'nin de eniştesidir, Mihrimah'ın kocasıdır. Onun zamanında başladı rüşvet ve iltimas, adam kayırmacılık falan. Öyle ki Rüstem Paşa bir anonim tarihi de çalarak üstüne kendi ismini yazıp Rüstem Paşa tarihi falan dedi yani. Eminönü'ne gittiğinizde yeni caminin yanında Rüstem Paşa külliyesi vardır çevresinde. Mesela oranın bile kuruluş hikayesi ayrı ayrı hikayeleri var. Bir de Kanuni'nin Arnavut Lütfü Paşa diye bir tane başka sadrazamı var. Çok dindar bir adamdı. Kanunlara, nizamlara çok önem verirdi. Halk şikayet ediyor tabii bazı güç odakları, bugün içinde söylüyoruz. Böyle dış güçlere falan gerek yok. Güç odakları içimizde. Bizimle beraber yaşıyorlar. Açığımızı, gidiğimizi biliyorlar. Toplumun zaafını biliyorlar. Müthiş derecede sömürüyorlar. Güç odakları kendilerine devlet memurlarını satın alıyorlar. Veya işte bu yer bağımsız özel kurumlar var ya hani halka altyapı sağlayan kurumlar. Onların müdürlerini kendilerine bağlıyorlar, satın alıyorlar ve istedikleri gibi idare ediyorlar. İşte Kanuni zamanında da
Bazı güç odakları Rüstem Paşa'dan, özür dilerim, Lütfi Paşa'dan rahatsız oldular. Onu görevden azlettirdiler, yerine Rüstem'i getirdiler. Çünkü Rüstem kanun nizam tanımıyor. Ben ne dersem o olur diyor. Kendince bazı çeteleşmelere, gruplaşmalara da müsaade etmiş. Bugün şehirde de benzer şeyleri duyuyoruz. Bana kadar geliyorsa, ben bir öğretmenim kendi halinde. Bana kadar memleketteki o mafyacılık hikayeleri geliyorsa, demek ki başka kurumlara da gidiyor olması lazım. Bu kadar ayyuka çıkmış çünkü şehrin bazı özel noktalarıyla ilgili ilginç hikayeler duyuyoruz. Bir gün Edirne, Dimetoka taraflarında Rüstem Lütfi Paşa oraya dinlenmeye gitmiş. Artık görevden azledilince oradaki konağına çekilmiş. Rüstem Paşa ile Kanuni de hem Balkanlara doğru bir gezi, aslında çok böyle geziler olmaz da, bir sürek avına çıkmışlar. Edirne'ye varınca demiş ki Kanuni, şu bizim eski sadrazam Lütfi'yi de bir ziyaret edelim, Lütfi Paşa'yı da ziyaret edelim. Gidiyorlar, Lütfi Paşa onları karşılıyor. Tabii Kanuni de içinden şöyle bir Lütfi Paşa'ya da bir laf, ne derler, laf sokmak derler ya abi, yani tabirle bir laf sokmak istiyor. Diyor ki ya senin zamanında o kadar kanun, nizam, düzen dedin. Ya memleket hazinesi, yani devletin hazinesinde boşluklar meydana geliyordu. Şimdi Rüstem zamanında devlet hazinesinde problem yok falan diye bunu içine dert etmiş. Bunu Lütfi'ye, yani Sadrazam Lütfi Paşa'ya bunu laf olarak sokmak istiyor. Yani senin zamanında böyleydi demek istiyor. Ve diyor da zaten. Şöyle diyor. Lütfi, hayatın nasıl gidiyor? İyi efendim falan. Lütfi diyor, bak senin zamanında hazinede bazı zorluklar yaşıyorduk. Bazı ödemelerde problemler yaşıyorduk. Bazı maaşlarda işte az zam yapıyorduk falan devlet memurlarına falan. Bak şimdi Rüstem zamanında hazine diyor ağzına kadar dolu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Saray güllük gülistanlık. Lütfi Paşa çok zeki bir adam. Padişah da olsa çok ilmi siyasetle ince bir cevap veriyor. Efendim haklısınız diyor. Haklısınız. Sadrazam Hazretlerinin zamanında saray ve çevresi, yani padişah ve etrafındaki insanlar veya işte valiler, beyler, beyleri, örnek söylüyorum, kaz askerler, işte devletin Yeniçeri Ocağı'nın ağaları, elbette bunlar büyük gülistanlık içerisindeler. Ama diyor, hazine de dolu, ama diyor, size bir şey söyleyeyim. Benim zamanımda Edirne'de her hanede bir öküz bulunup İnsanlar rahatlıkla çiftini sürerken Rüstem Sadrazam Rüstem Bey Hazretlerinin, Paşa Hazretlerinin döneminde 4 hane bir öküzü zor alıyor diyor. Kanuni Lütfi Paşa'nın bu ince mesajını anında anlıyor. Anlıyor ki Lütfi Paşa zamanında vatandaşın zenginlik durumu Rüstem Paşa zamanında 1/4 oranında, yani 1/4 oranına, yani 3 hakkını kaybetmiş, fakirleşme bu noktaya gelmiş. Peki bir taraf lüks ve şatafat içerisinde yaşarken bir taraf böyle yaşıyorsa bunun sebebi demek ki bir aldatmaca var. Bunun sebebi kanunsal bozukluklar diyor ve kanunlar yapıyor. Bakın. Herkesten eşit vergi olmaz. Birisi milyon dolarlık yatırım yapıyor hikayesiyle milyar dolarlar kazanırken, ben de askeri ücretle çalışırken aynı vergiyi vermemiz, bu eşitlik gibi algılansa da adalet değildir. Bir taraf şirketleri üzerinden milyar dolarlar, milyon dolarlar götürürken askeri ücretten, bu maaşından vergi alıyorsanız bu problemdir. Bir taraf devletin hazine arazilerini kendi arazilerine katıyor ve buna ses edilmiyorsa, öbür tarafta da vatandaşı TOKİ evlerine 80 metrekareye tıkıştırıyorsanız bu adalet değildir. Bakın, farklı şeylerden bahsediyorum. Birazcık farklı görmek lazım. Yani toprağıyla uğraşması gereken, örneğin deprem sonrası Beyoğlu'nda, Şekeroba'da, Kılılı'da, örnek söylüyorum yakın olduğu için, veya Elbistan Ovası'nda veya Pazarcık Ovası'nda. Pazarcık Ovası'nda. 5 dönüm 10 dönüm arazisinin etrafına yaptığı
bir katlı veya iki katlı eviyle üretim yapan Ahmet Efendi'yi, Ali Efendi'yi, Fatma teyzeyi alıp depremde evin yıkıldı deyip toplu konut idaresinin yaptığı bir semte götürüp sen burada oturacaksın demek, bakın, toprağın işlenmesini engellemesi bakımından devlete ihanettir. Ben size söyleyeyim. Bu mantıklı yanlış. Bu yanlış bir mantık. 10 katlı binalara, 5 katlı binalara köylüler götürüp köyde üretim yapması gereken, sütünü üretmesi gereken, buğdayını ekip biçmesi gereken köylüler götürüp yerleştirirseniz bu devletin geleceğine dinamit koymaktır. Yıkılan evinin yerine veya yanına köy evi yapacaksınız. Ha yok mu? Var. Yapılanlar var. Ama mesela ben Önsen'de gökdelen gibi binaların yapılmasını anlamış değilim. Ağyar'da gökdelen gibi binaların yapılmış olmasını anlamış değilim. Türkoğlu'nun da en önemli ormanın ortasına götürülüp o binaların yapılmış olmasını anlamış değilim. Niye bu insanları topraktan koparıyorsunuz? Üretimden niye koparıyorsunuz? İnşaat firmaları para kazanmasınlar. Hazine arazileri birilerine peşkeş çekilmesin. Usulsüz şekilde devletin orman arazilerini, hazine arazilerini yağmalayan kişilerin ellerinden o araziler alınsın, depremzede vatandaşlara verilsin. Onlar da bildikleri işi yapmaya devam etsinler, üretimlerine devam etsinler. Bakın yurt dışına gittiğimde Fransa'da köyleri gezdim, İsviçre'de köyleri gezdim, Almanya'da köyleri gezdim, Avusturya'da köyleri gezdim, Hollanda'da köy denilecek statüdeki yerleri gezdim. Yaşamın canlılığı, üretimin tam kalbindeler. Böyle bir durum olabilir mi? Bu insanları 80 metrekare, 100 metrekare, 130 metrekare anlıyoruz. Tamam, evleri yıkıldı insanların. Bir an önce evlerine kavuşsun istiyoruz ama aynı enerjiyi, aynı ekonomiyi, aynı zamanı neden böyle planlamalar üzerine yapmıyoruz? Adamcağız Önsen'de oturuyor. Kura'da çıkıyor, Ağyar'da, Ağyar'da oturacak. Önsen'de tarlasının içerisindeyken veya Kuyumcular Köyü'nde tarlasının içerisindeyken adam, üretiminin içerisindeyken adam Ağyar'da 4 katlı, 5 katlı TOKİ'nin küçük evlerinin içerisinde kalacak. Sebep? Ya bu neden böyle? Hadi o vatandaş kendi kafasını sokacak bir yer bulmak için uğraşıyor. Bir yer çıksın, yerleşeyim istiyor. Hakkı da. Ama akıl nerede? Akıllı nerede kullanacağız? Çok şaşkınlıkla izliyoruz. Öbür taraftan, kanuniye devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Paşa'nın bu durumlarını gördü ama eli kolu bağlı bir şey yapamadı. Rüstem'den sonra gelen paşaların da çoğunluğu rüşvet ve iltimasta, adam kayırmacılıkta devam ettiler. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman o kadar kederlendi, içlendi ki bir taraftan kibirle ordusunun gücüne bakıyor, bir taraftan hazine ağzına kadar dolmuş, bir taraftan her tarafta şatafat var, zenginlik var falan ama akıllı adam Kanuni. Kanunlar yapıyor ama yetişmiyor artık yani. Bir gün düşünüyor, diyor ki ya Sultan Süleyman, bu devlet ne kadar yaşar? Bak yaşlanıyorsun. Kardeşi, süt kardeşi Yahya Efendi'ye Beşiktaş'ta ona bir mektup yazıyor. İşte bu Cihan İmparatorluğu yedi iklime hükmeden işte 5-6 denizin sultanı, 3 kıtaya yayılmışım, bilmem kaç milyon kilometre kare alanın sahibiyim. Irak'a, Acem'in, Rus bozkırlarının, Balkanların, Bosna'nın, işte Cezayir'in, Tunus'un, Fatih'i, Kanuni Sultan Süleyman ben. Bu devlet nasıl yıkılır diyor. Nasıl yıkılır? Yahya Efendi, daha önce anlattım. Gelen mektubun arkasına tek kelime yazıyor. Ben de yazdım buraya. Bak, neme lazım. Geri gönderiyor. Kanuni mektuba bakıyor, o neme lazım ifadesinden bir şey çıkaramıyor. Diyor ki ya süt kardeşimiz ama neticede ben de Cihan Padişahı'yım. Yazdığım mektuba böyle mi cevap verilir? Biniyor atına, varıyor Beşiktaş'a, süt kardeşi Yahya Efendi'ye söylüyor.
Ben size bir şey sordum, siz bana böyle bir cevap. Efendim, her şey orada yazılı. Bir devlet ki en alt kademesinden en üstteki liderine kadar, padişahına kadar devlet işlerini yaparken hukuksuzluk durumu karşısında neme lazım derse, bunu da ben mi yapacağım, bu iş benim mi derse, bana ne kardeşim, bana değmeyen yılan bin yaşasın derse, bu daha sonra, yani ben, yorumlamaları ben yapıyorum. Daha sonra devletin malı deniz yemeyen domuz derse, bu devlet yıkılır. Belki inanmayacaksınız ama Türk tarihinin en meşhur rüşvetçilerinden birisi, meşhur sadrazam, Kanuni'nin zirve döneminin sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa'dır. Rüşvet almaktan adam yorulmuş ya. Durum bu yani. Tuz kokmamalı. Bir devletin dini adalettir. Adalet giderse bu devlet dinsizleşir. Dinini kaybeden adamın, Allah korkusu olmayan adamın neler yapacağını hayal ediniz. Adalet olmayan bir devletin de neler yapabileceğini düşününüz, kıyaslayınız. Bir şey yapmasına gerek yok devletin. Devlet hiçbir şey yapmasa, yapmadığı için, bu toplumun kontrolünü yapmadığı için, düzenini sağlamadığı için, kanunları uygulamadığı için zaten toplum kendi kendini geri bitirir. Düşünebiliyor musunuz ya? Birkaç gün önce İzmir'de yağmur suyunun göl oluşturduğu bir yerde bakın, logar kapaklarına ceryan verildiği için, bir şekilde kaçak oluştuğu için gencecik iki tane insan öldü ya. İki tane insan gencecik, biri de tıp öğrencisi, bir kız. Ya bu nasıl bir insanlıktır ya? Ya hizmetinizi yerinize getirin kardeşim ya. Çalışın. Vazifelerinizi yerinize getirin. Denetleyin. Ya kanun nizamı yerine getirin. Bu milletin her şey bir tarafa, cebine dokunduğunuz zaman kıyamet kopar. Cebine dokunun, bakın kıyamet nasıl kopuyor. Cebine dokunun, cezaları aktif hale getirin, para cezalarını yağdırın. Ne ülkede ekonomik kriz kalır, ne de toplumda ahlaki yozlaşma olur. Cesaret edemez. Parasını canı kadar seven insanlar tanıyorum. Canından daha öte parasını seven adamlar tanıyorum. Ceza ödemekten korkar. Nizamlı, tertipli, düzenli olur. Hani dinsizin hakkından imansız gelir hesabı yapalım. Devleti idare edenlerin, kurum amirlerinin, memurların muhakkak vazifelerini yerine getirmesi gerekiyor. Öbür taraftan önümüzdeki hafta konuşmayı düşündüğüm bir mesele var. Teyitleştirmeye çalışıyorum. Bazı merkez ilçe dışında bazı ilçelerde uyuşturucuyla mücadele eden, hırsızlıkla mücadele eden kolluk kuvvetlerinin içerisinde bazı önemli kişilerin, çalışkan insanların kızağa çekildiğini duyuyoruz, görüyoruz, üzülüyoruz. Bunu önümüzdeki hafta durumu takip edip, inceleyip ondan sonra konuşmayı düşünüyorum. Değerli dostlar, kanun devleti olacağız. Kanunun torunları olarak önemli işler yapacağız. Ve halkın huzurunu sağlayacağız. Bunu yetkililer yapacaklar. Yetkililer deyince isim vermekte bir beis görmüyorum. Çünkü bu şehirde yaşıyorum, bu şehri seviyorum. Ve bu şehrin kurumlarını yöneten arkadaşların yeri ve zamanı geldiğinde eleştirilmesi gerektiğini, hata yaparlarsa, güzel şeyler yaparlarsa da takdir edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü, yani Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, hemen hemen 11 ilçede taziye evleri var. Mezar işleri, defin işlemleriyle uğraşıyorlar. Şimdi hep insan güzel günleri hatırlamak istiyor, düğününü istiyor, düğünü hatırlamak istiyor, bayramları hatırlamak istiyor. Hep insan doğumları hatırlamak istiyor. Güzel. Elbette öyle olmalı ama en acı günlerimiz. Nasıl doğmak haksa ölüm de hak. Nasıl insan doğarsa yeri ve zamanı geldiğinde, eceli yetti derler. Eceli tamamlandığında ölür. İşte şehrin bir tarafında evlendirme
dairesi. Sayın belediye başkanlarımız bazen görüyoruz, üstlerine cübbe giyiyorlar. İşte nikah memurluğu yapıyorlar. Yani mutluluğu paylaşmanın tam göbeğindeler. Çok güzel. Bazen de cenaze ziyaretlerine gittiklerini görüyoruz. Ben hep şöyle düşünürüm. Bu işin arka tarafında çalışanlar ne yapıyorlar? İşte bu cenaze hizmetleri, cenaze şube müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın orada çalışan tüm personellerden Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Merak ettim bir gün. Ya bu cenaze hizmetlerinde çalışan insanlar kimler? Ne yaptılar? İki önemli dönem geçirdik. İki önemli dönem. 4 yıl. 2020'nin Şubat'ında hatırlarsanız pandemi patladı. Pandemi. İnsanlara virüs bulaşıyordu, insanlar ölüyordu. Dinlediğim hikayelerin içerisinde şu var. 20 yaşında, 22 yaşında kızını toprağa gömmeyen adamlar gördük. Hocam biz gömdük diyor adam. Cenaze hizmetlerinde çalışan arkadaş. Hocam annesine dokunmadı, ben indirdim diyor cenazeyi mezara. Virüs var. İşte o cenaze hizmetleri bölümünde çalışan arkadaşlardan Allah razı olsun. İnsanın en soğuk anı, en kötü zamanı, en sevdiğini kaybettiği zamanlarda bu Büyükşehir Belediyesi'nin Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü müdüründen en alt personeline kadar canhıraş bir şekilde bu şehrin cenazelerinin İslami usullere uygun bir şekilde defnedilmesi noktasında hassasiyet göstererek insanlara hizmet sundular. Pandemi bitti dedik. Bu defa 6 Şubat'taki o muazzam deprem asrın felaketi meydana geldi. Ve yine günlük mutat olan o cenaze olaylarından bahsetmiyorum. Bunlar büyük felaketler. İnanın böyle çelikten sinirleriniz olması lazım bu bölümde çalışabilmek için. Yahu akşam karanlıkta mezarlığın önünden geçemeyen insanlarla kıyaslayın bu insanları. Morga gidip bir akrabasını veya bir yakınını teşhir etmeye çalışan insanın yaşadığı, haftalarca yaşadığı bunalımı düşünerek bu insanların çalışma azmini, gayretini ve çalıştıkları faaliyetleri düşünün. Ne kadar önemli değil mi? Depremde binlerce insan öldü. Resmi kayıtlara göre bu coğrafyada 50 bin insan öldü. Benim kanaatim daha fazla. Bu insanlar depremzede olmalarına rağmen ne yaptılar? Depremde enkazda kalmış cenazeleri çıkarıp defin işlemleri yaptılar. Mezarlıkları geziyorum, Kapıçam'dakini geziyorum, bazen Şeyhadil'e gidiyorum, bazen Malik Ejder'e gidiyorum. Tertip ve düzeni yerinde, temizliği yerinde, suyu yerinde, abdesthanesi yerinde. Orada görevlendirilmiş insanlar, hocalar, işte geliyor cenaze, cenaze namazı kılınıyor, kazılıyor kepçeyle, hemen oradaki kişi cenaze defin işlemi baştan sona yürütüyor. Arkadaş, bu hizmeti yapan herkesten Allah razı olsun. Bu kolay bir mevzu değil. Hele ki pandemi gibi binlerce, yüz binlerce insanın öldüğü Türkiye'de de, Maraş'ta, hele hayal edin, deprem, yani bu ölümler sıradan ölümler değil. Yatağında uyuyarak ölen insandan bahsetmiyorum. Riskli ölümlerden bahsediyorum. Virüs bulaşma ihtimali var. Ama bu insanlar bu defin işlemlerini devam ettirdiler. Enkazdan her zaman bir bütün insan çıkmadı. Parça parça insanlar çıktı ve bu insanlar onları gerek torbalara koyarak gerek işte tabutlara koyarak götürüp defnettiler. Defin işlemlerine yardımcı oldular. Bunun dışında adettendir, gelenektendir. Cenaze evine baş sağlığına gidilir. Tabii artık evler değişti. Az önce bahsettim ya, 80 metrekarelik kutuların içerisinde yaşayan bir toplum haline geldik. Tarım kenti, Kahramanmaraş ucube bir şehrin şekli, hali budur. Ucubeye dönmüştür. Gökdelen şehrine döndü. Bu olamaz. Tarım kenti Kahramanmaraş fabrikalarını tarım arazilerinin üzerine kurar hale geldi. Ya akıl tutulması. Akıl tutulması. Helmut Moltke'nin Maraş'la ilgili muazzam kayıtları var. 1835'lerde gelmiş.
Bertis tarafından, Pazarcık tarafından geliyor. Diyor ki Maraş dünyanın böyle cennet denilebilecek yerlerinden birisi. İçinden iki tane nehir akar diyor. Helmut Mottke, Alman subay, bölgeyi geziyor. Erkenez ve Aksu adında iki nehir geçer diyor. Tarih 1833 veya 35. Yani şuradan 150-200 yıl önce. Cennet memleket. O Aksu bugün simsiyah akıyor. Erkenez, hak getire, yok. Yok ya, bitmiş. Olabilir mi? Sır Barajı simsiyah. Uçaktan gelip giderken utanıyor insan. Bakıyor aşağıya, bu nasıl bir durumdur falan. Aksu, Erkenez gitmiş. Aksu kuruma noktasına gelmiş. Ceyhan'ı da her türlü pisletmeye devam ediyoruz. Yahu şu çevre temizliğine dikkat edelim diye kendimi paralıyorum. Her programda söylüyorum. Bir şehrin güvenlik meselesini kanunlar, nizamlar düzenli uygularsanız güvenlik de meydana gelir. Tertip düzen de sağlanır. Rüşvet iltimas da biter. İki, sağlık meselesini. Yakın zamanlarda, kusura bakmasınlar, yakın zamanda eleştiri. Yakın zamanda Sağlık Bakanımız memleketimize geldi. Gönül isterdi ki şehrimizin bürokratlarının Sağlık Bakanımızı hastane ziyaretlerine götürmesi. Mesela dün itibariyle 15 Temmuz bitip 16 Temmuz başladığı itibariyle Yörük Selim'e, Tıp Fakültesine, Çocuk Hastanesine ve Yenişehir Hastanesine götürüp Sağlık Bakanımızı bir gezdirseydik. Oradaki keşmekeşi görseydik. Bu Maraş acil hastane yapılması, acil müdahale hastanesi ama acil hastaneye yapılamadık. Adı üzerinde acil hastanesi. Ama yapılamadı. İlginç durumlarla karşı karşıyayız. Tuhaf durumlarla karşı karşıyayız. Birkaç şey daha söylüyorum ve bitiriyorum. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin o mezarlıkla şube müdürlüğü ekiplerinin hepsini tebrik ediyorum. Sayın Başkanımız Fırat Görgel Bey'e de, bu ekibe de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çünkü halkın en zor zamanında yanlarındalar. İki, yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın dikkat etmesi gereken bir daire başkanlığı var. Ulaşım Daire Başkanlığı. Buradan söylüyorum. Akşam saat 4 ile gündüz ikindi vakti saat 4 ile saat 6.30-7 arasında Zabıta Amirliği, Belediye Başkanı ve Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan bahsediyorum. Belediye Başkanlığı'nın uhdesindeki daire başkanlıklarından bahsediyorum. Allah hakkı için hemen belediyenin önündeki pencereden pencerenizi açınız. Açılmıyorsa da dışarıdan seyrediniz. Belediyenin önünden ta aşağıdaki piyazda noktasına kadarki yaşanan keşmekeşe bakınız. Sabah aynı şekilde Atatürk Parkı'ndan belediyenin önüne kadar, hatta Ulu Cami'ye kadar yaşanan keşmekeşe bakınız. Aşağıdaki Milli Eğitim Caddesi diye bildiğimiz caddede yaşanan keşmekeşe bakınız. Allah aşkına. Ve sizden istirham ediyorum. Özellikle o kırmızı otobüsler ve yeşil halk otobüsü müdür artık, belediye otobüsü. Bu otobüsleri süren personelimizden istirham ediyorum. Bu personelleri muhakkak eğitime tabi tutun. Trafik nasıl felç edilir en iyi şekilde bu otobüslerde görüyoruz. Kusura bakmayın. Eğri doğruya doğru demek zorundayız. Bakın. Güzel olanı söylüyoruz. Kötü olanı da söylemek zorundayız. Allah aşkına. Bu belediye otobüsünü süren arkadaşların, halk otobüsünü süren arkadaşların muhakkak ve muhakkak trafik eğitimine tabi tutun. İnsana saygıya bir şekilde daha trafikte saygıyı görecek şekilde. Normal trafiği kitlemeyi bırakıyorum. Normalde insanların, araçların zarar göreceğini bırakıyorum. İçerisinde bu otobüslerin karpuz taşımıyorsunuz, insan taşıyorsunuz. Çocuklar taşıyorsunuz. Kadınlar taşıyorsunuz. Yaşlılar taşıyorsunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Sizin bu trafikteki ön alma, sinyal kullanmama, kafasına göre arabanın burnu devlet malı ne de olsa, değil mi? Arıza olursa sıkıntı yok. Kaza olursa devlet malı zaten. Yapılır bir şekilde, değil mi? Kendi arabanızı aynı cesaretle kullanabiliyor musunuz?
Tabii iyileri, güzelleri, dürüst olanları, hakkıyla bu işi yapanları, onlar istisna, onları ayırarak bunları söylüyorum. Ama genel çoğunluğu söylüyorum. Ben biraz da şöyle görüyorum, bu otobüs duraklarının, şoförlerin toplantı odalarında bunu kahramanlık gibi anlatanlar da çıkıyordur. Şöyle davrandım, böyle davrandım, şöyle geçtim falan diye anlatanlar vardır. Bakın, büyük araç şoförlerine, yani özellikle otobüs, halk otobüsü veya şeyler otobüs veya tır, kamyon gibi yüksek araç kullananlara bu halk kaptan adını verdi. Kaptan. Şoför bey demiyorlar. Kaptan. Bak bu ifadeyi gözden kaçma. Kaptan ne demek? Taife demiyor. Taka demiyor. O gemiyi idare eden lider kişi. Gemiyi idare edecek adam kaptan olma özelliklerine, selahiyetine sahip olmalı. Duruşuyla, konuşmasıyla, efendiliğiyle, öngörüsüyle, yüzlerce metre ilerideki kayala gemisini çarpmamak üzere, dalgalarda, zor zamanlarda gemisini iyi idare ettiği için, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, beşinci kaptan değil, kaptan. Sizlere de bu insanlar, bu halk bunu dedi. Kaptan dedi. Otobüsü sürene, kamyonu sürene, tır sürene. Çocukluğumda hatırlarım. Bir adamın tır sürmesi büyük bir şeref. Bir adamın kamyon sürüyor olması olağanüstü işler. Çok kıymetli. Şimdi cahil cühela biniyor o kamyonlara, tırlara. O yüzden de zannediyor ki altındaki araba, yani 200 kilometre hız yapacak araba. Evet yapabilir. Ama kardeşim altındaki araba taksi değil. Altındaki araba tır. Katliam gibi kazalara sebebiyet veriyorsunuz. Ve şehirde depremin üzerinden 1,5 yıldan fazla geçti. Hala trafik zabıta ekipleri, emniyet trafik bu arkadaşların bu beyhude, bu varoş kafayla yaptıkları hareketlere müsaade ediyorlar. Hala bu inşaat firmalarının o büyük yüklü tonajlı kamyonları üzerlerindeki taşı toprağa savurarak hem insanların can güvenliğini tehdit ediyorlar hem de trafiği felç ediyorlar. Öbür taraftan yine bu mikser makinelerinden arta kalan betonları yola sağa sola dökmeye devam ediyorlar. Ve buna ilin trafik amirliği ve ilin zabıtadan sorumlu, trafikten sorumlu zabıta ekipleri müsaade ediyor. Ha ben bunları söylüyorum. Bunları tarihe not almak için söylüyorum. Bir şehrin köy olmasının sebebi yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmemiş olmaları. Oturduğunuz koltukların hakkını verin derim. Daha da fazla uzatmayı doğru bulmuyorum tabii ama içimiz yangın yeri. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kıymetli yetkililer, benim gördüğümü umarım sizler de görüyorsunuzdur. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Maraş'ın içinden çıkıp Nur Dağı'na gidene kadar sağ kolunuza Malik Ejder Türbesi'nden başlayarak Nur Dağı'nın içine kadar kaç tane taş ocağına müsaade ettiniz? Kaç tane taş ocağının burada bu güzelim çam ormanlarını katletmesine müsaade ettiniz? Bu taş ocaklarının açtığı yaralar hangi ülkede, hangi şehirde, ülkemizin neresinde tedarik edilmiş, tedavi edilmiş de burada bu taş ocaklarına müsaade ediyorsunuz? Yaşam alanlarının içerisinde taş ocaklarının olduğu nerede görülmüş? Kılının kafasında 2 tane, Çakallı'nın kafasında 2 tane, Şekeroba Beyoğlu tarafında 2-3 tane. Şantiye alanı olabilir mi yaşam alanlarının içerisi? Bu güzelim çam ormanlarında ben bu kadarcık fideleri diktim oraya, ben diktim o fideleri. O fidelerin yetişmiş olanların üzerindeki tırtılları makaslarla ben kestim. O ağaçların nasıl yetiştiğini ben biliyorum. Çocuktum. Malik Ejder Türbesi'nin yan tarafındaki o çamlar benimle yaşıt. Onları babam dikmiş. Türkoğlu'nun sırtlarındaki çamlar babamla yaşıt. Dedem dikmiş. Bakın, benimle yaşıt olanları babam, babamla yaşıt olanları dedem dikmiş.
siz nasıl olur da bu taş ocaklarını buralarda kurdurup toz, toprak, kıyım, yıkım, orman talan nasıl buna müsaade edersiniz? Bu taş ocakların yerleri daha sonrasında ne olur? Sonrasında gölet olur. Kayalık olur. Bir tilkinin, bir sansarın, bir kurdun, bir böceğin, bir keçinin otlayabileceği bir alan olmaz. Tamam, yıkım yaşadık. Tamam, taşa, toprağa, çimentoya ihtiyacımız var. Ama böyle bir katliam yaparak mı düzelteceğiz memleketi? Ben buradan söylüyorum. Malik Ejder Türbesi'nden Nur Dağı'na kadar bu ormanların içerisinde bu taş ocaklarının ruhsatını verenlere beddua ediyorum. Bu taş ocaklarını denetlemeyenlere beddua ediyorum. Bu taş ocaklarının bu halkı toz toprak içerisinde perişan etmesine müsaade eden patronlara beddua ediyorum. Bu taş ocaklarında çalışıp ahlaklı çalışmayan işçiler hakkımı helal etmiyorum. Beddua ediyorum. Bu şehri ayağa kaldırırken bu şehrin dinamiklerini, değerlerini yok ederek ayağa kaldıramazsınız. Ancak böyle bir kaldırış varoş bir kaldırış olur. Varoşa çevirirsiniz. Bu da bu şehri yaşanmaz hale getirir. Kusura bakmayın, sinirli değilim. Gayet net her cümlemin arkasındayım. Her cümlemin altını çizerek söylüyorum. Nasıl ki Büyükşehir Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü'nü tebrik ediyorsam, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın kendi personeline sahip çıkmayıp şehrin trafiğini mahvedişini de buradan dile getirmek zorundayım. Nasıl ki şehrimizde her anlamda vatandaşın depremzedenin sıkıntılarını çözen devlet memurlarına, idari amirlere teşekkür ediyorsam, şehrin uyuşturucu batağına dönmesine müsaade edenlere, şehirdeki usulsüzlüğün, ahlaksızlığın, haksızlığın yayılmasına sebep olanlara da dua olarak beddua ediyorum. Nasıl ki şehrimizde yapılan, dua ile ilgili yapılan projeleri takdir ediyorsam, dua katliamına sebebiyet verenlere de beddua ediyorum. Bütün mesele budur. Bir Kahramanmaraşlı olarak bunu yapıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir gün kanun devleti olduğumuzda Mehmet Işıklara ve Mehmet Işık'ın sözlerine gerek kalmayacak.